Bir Vintage Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün test ve inceleme konuğu Polaroid'in şipşak fotoğraf makinesi olan 780 modeli. Nasıl çalışır, hangi filmi kullanır ve diğer özellikleriyle şimdi videomuza geçelim. Polaroid aslında bilindiği üzere gerçekten de fotoğraf makinesi konusunda üst düzey şipşak fotoğraf makineleri, yani çektiği fotoğrafı anında çıkartabilen fotoğraf makinesi üreticileri arasında en bilinen ve en saygın değere sahip olan marka. Bu markanın da birçok Polaroid'in birçok farklı modeli var şipşak fotoğraf makineleri konusunda. Bu da 780 modeli de şu anda en fazla tutulan ve en popüler olan fotoğraf makinelerinden bir tanesi. Peki popülaritesinin sebebi ne? Yani 780 neden bu kadar fazla tutuluyor ya da Polaroid neden bu kadar fazla tutuluyor? Biraz ondan bahsedelim. Polaroid ilk önce normal şartlarda 35 mm fotoğraf makinelerinde ya da eski fotoğraf makinelerinde bilindiği üzere fotoğraf çekildikten sonra işte fotoğrafçıya gidilmesi gerekiyor. Sonrasında tab edilmesi gerekiyor. Tab edildikten sonra işte fotoğrafa tekrar baskı yapılması gerekiyor vesaire vesaire. Ama Polaroid bu zahmeti ortadan kaldırmak için şipşak fotoğraf makineleri geliştirdi ve fotoğrafı çektiğiniz an itibariyle fotoğrafı altındaki hazineden verebiliyor. Birçok farklı modeli var Polaroid'in. Birçok farklı tasarımda olan fotoğraf makineleri var. Ama en bilinen modülü, yani en fazla bilinen formu bu. Şu şekilde kapanıp açılan bir fotoğraf makinesi düşünün. Sürekli yanınızda biraz tabii kaba bir fotoğraf makinesi ama tabii 35 mm fotoğraf makinelerinde olduğu gibi sizi bekletmektense hızlı bir şekilde fotoğrafı verdiği için açıkçası bu zahmete, bu taşıma zahmetine dayanılabilir. Bakıldığında Polaroid artık o kadar ikonik bir fotoğraf makinesi olmuş ki, özellikle bu şipşak fotoğraf makineleri, bazı markalar, şimdi bazı markaların isimlerini vermiyorum ama bazı markalar kendi reklamlarını kullanmak üzere özel Polaroid fotoğraf makineleri ne kadar ürettirdiler. Hani mesela işte bir giyim firması düşünün. Bu giyim firması gidiyor kendi renklerinde, birden fazla renkli var, ikonik kendi renkleri var ve bu ikonik kendi renklerinde Polaroid'ler yaptırtabiliyor ve bunlar tabii çok büyük koleksiyon parçaları olmaya başladılar artık. Hatta bazıları teknoloji müzelerinde yer alıyor ya da bunu yaptıran o firmaların müzelerinde yer alıyor. Bu yüzden de Polaroid o kadar ikonik bir fotoğraf makinesi ki yani şu ana kadar birçok yapılmış fotoğraf makinesinden çok daha farklı koleksiyonluk değerleri var. Peki şimdi 780 modeline geçelim. Nasıl kullanıldığını, biraz tasarımından bahsedelim. Ne tür filmler ve ne tür batarya kullandığından bahsedelim. İlk öncelikle bakın şöyle bir yapısı var. Arkasında şurada vizörü var. Burada deklanşörü biraz farklı yerde. Şurada filmi açma yeri ve gördüğünüz üzere zaten filmi de buradan veriyor. Kapağını şu şekilde açıyoruz. Kapağını açtıktan sonra bizim karşımıza şuradan vizörü geliyor. Burada koskocaman bir flaşı var. Burada merceği var. Buradan da gerekli ayarlar var. Bu ayarlardan bahsedeceğim biraz sonra. Ama şöyle gösterelim. Mesela buradan vizörden baktığınızda direkt olarak fotoğraf çekeceğiniz fotoğrafı an ve an görebiliyorsunuz. Şimdi ilk önce şundan bahsedelim. Bu Polaroid'e ne tip bir film takılır? Şimdi Polaroid'lerin son zaman eskiden hatırladığım kadarıyla eskiden onlu pozlarla yapılabiliyordu. Yani onlu pozlar takılabiliyordu. Şimdi bu onlu pozların yerini artık 8'liler herhalde yeni üretim oldukları için. Yeni üretimde 8 pozlar çıkmaya başlamış. Birçok fotoğrafçı da var bu filmler ve bu filmleri istediğiniz gibi satın alabiliyorsunuz. Şimdi Polaroid'lerde normalde bir batarya yok. Yani bir kendileri dahili içinde takabileceğiniz bir batarya, bir pil takabileceğiniz bir yer yok. Ama Polaroid bunu öyle bir geliştirmiş ki, öyle bir yapmış ki şurada görmüş olduğunuz film aslında bunun bataryası aynı zamanda. Neden? Bir film aldığınızda bunun içinde 10 ya da işte 8 tane poz çıkıyor. Bu 10 tane 8 tane pozun içinde sizin bataryanız da var. Yani pili de bu filmle beraber geliyor. Sonuç olarak siz sadece bir film alarak hem bataryasını hem de filmini almış oluyorsunuz. Bu tabii güzel bir şey ama günümüzde bunların filmlerini bulmak biraz zor ve bulunan da pahalı olduğu için
biraz sıkıntıya düşülebiliyor. Neden sıkıntıya düşülebiliyor? Şimdi eski üretimlerde tabii pil belli bir süre durduktan sonra, son kullanma tarihini geçirdikten sonra pil otomatik olarak içinden boşalıyor. Ve hani boşalan pilde hiçbir işe yaramıyor. Bunu taktıktan sonra herhangi bir fotoğraf makinesinde herhangi bir çalışma olmuyor. Bu sebepten de alacağınız bu tarz filmleri mutlaka son kullanma tarihlerine bakın. Zaten bunlar çeşitli şeylerde geliyor. Jelatinde geliyor. Biz açtık şu anda bir tanesini. Gerçi bizimki bayat şu anda muhtemelen çalışmayacaktır ama baktığınızda bu filmi aldıktan sonra direkt takıyorsunuz fotoğraf makinesine ve fotoğraf makinesine taktıktan sonra otomatik olarak fotoğraf makinesi güç alıyor ve çalışmaya başlıyor. Peki bu filmi nasıl takacağız? Bu film gördüğünüz üzere bakın şurada zaten pilin temas noktaları mevcut. Bu pilin temas noktalarını direkt fotoğraf makinesine denk gelecek şekilde takıyoruz. Peki nasıl takacağız? Hemen bir takalım. Şimdi ilk önce bakın burada bir deklanşör tuşu var. Bir de fotoğraf makinesinin filmini takacağınız bir daha doğrusu haznenin kapağı var. Bu haznenin kapağını şu şekilde ittiriyoruz ve açılıyor. Şuradan da zaten görebilirsiniz ne tarz filmler kullanabileceğinizi. İşte alt film Polaroid 600, 700, 780 ve 779 filmlerini alıyormuş. 780 modeli bunu alıyor. Burada direkt olarak baktığınızda bakın filmin gireceği hazne. Bunu alıyoruz şu şekilde. Bunun içine şu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi kaset gibi oturuyor. Oturdu. Kapağını kapattık ve sonrasında tabii bizim dediğim gibi filmde şu anda batarya olmadığı için normal şartlarda bunu taktığınız an itibariyle fotoğraf makinesi size bir tane şey verecek. Deneme kağıdı verecek. O deneme kağıdında herhangi bir fotoğraf yok. Sadece boş bir kağıt çıkartacak ve ben çalışıyorum diye size bunu bildirecek. Tabii bunu yapmazsa eğer fotoğraf makinesinin herhangi bir problem olma ihtimali de yüksek. Ama filmi taktıktan sonra herhangi bir aktif bir fotoğraf makinesinde herhangi bir çalışan bir yer görmezseniz eğer bununla alakalı filmin de bayat olduğunu düşünebilirsiniz ki keza öyle olabilir. Bu yüzden dediğim gibi mutlaka son kullanma tarihi geçmemiş olan bir film almanız gerekiyor. Bunu da bulmak zor. Çeşitli fotoğrafçılarda gördüm. Satılıyor. Biraz yüksek fiyatlara satılıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu fotoğraf makinesi şu anda gerçekten hani çalışır olanı, denenmiş olanı. Mesela örneğin Tontik Shop'ta 300-320 TL arası bir şey olması lazım. Tabii bunu koleksiyonluk olarak gören ve fahiş fiyatlar veren satıcılarda görmedim diye. Yani 500-750 TL'ye satan satıcılar da var. Tabii ama henüz o kadar koleksiyonluk bir fotoğraf makinesi olmadığı için 500 ya da 750 TL bu fotoğraf makinesi için birazcık fahiş bir fiyat. Yani ütopik bir fiyat. O yüzden 300-350 arası ya da en fazla 400 temizlik durumuna göre 400 TL bu fotoğraf makinesi için iyi bir fiyat. Bu kadar fiyatı olan bir fotoğraf makinesinin 8 ya da 10 poz çekmek istediğinizde bu filmin hani bazı yerlerde 200 TL, bazı yerlerde 250 TL'lik sadece 10 poz için fotoğraf makinesi filmi var. Yani siz bu fotoğraf makinesini aldınız, çok güzel, tamam. Ama filmini almanız birazcık daha maliyetli. Gerçekten de retro fotoğraflar, vintage fotoğraflar çekmek istiyorsanız eğer tamam, bu ülke katlanılabilir. Ama hani 10 tane poz içinde, belki hiç bulunamadığı için bu kadar pahalı, 10 tane poz içinde hani ne kadar mantıklı, bu yorumu tamamen size bırakıyorum. Yani 200 TL ya da 250 TL 10 tane poz ya da 8 tane poz için çok da mantıklı değil gibi geliyor bana. Ama tabii ki dediğim gibi sizin yorumunuzdur. Sizin fotoğraf aşkınızdır, öyle söyleyeyim. Peki fotoğraf makinesine bu filmi taktık, pili taktık, dediğim gibi verdi ve 8 ya da 10 tane pozunuz var şu anda. Peki siz ayarlamalarınızı nasıl yapacaksınız? Şimdi zaten her şeyden öte siz şu deklanşöre bastığınızda şu anda normal bir şekilde fotoğrafınız çıkacak. Ama tabii bunun daha derinlemesine ayarını da yapabilirsiniz. Örneğin bakın burada şöyle baktığınızda şurada bir ayarımız var. Bu ayarımız işte burada yazdığı üzere 4 feet yani 1.2 metre ya da yani uzak çekim ve kısa yakın çekim. Kısacası öyle anlatabilirim size. Şuradaki siyah beyaz zaten çok belli olduğu üzere konstant ayarı diyelim. Yani birazcık daha siyaha yakın ya da işte beyaza yakın bir
fotoğraf çekebilirsiniz. Bu daha çok şöyle kullanılabilir. İşte dışarıdaysanız, çok güneşli bir havadaysanız belki birazcık daha siyah alabilirsiniz ya da beyaz alabilirsiniz. Bu tamamen sizin istediğiniz yani ayara göre değişebiliyor ama bunu ortada kullanmak her zaman daha iyi. Çünkü zaten fotoğraf makinesinin hani baz haliyle bunu bu şekilde kullanmak daha hoş bir görüntü verebilir fotoğraf makinesi açısından. Şurada arkasında normal şartlarda, bakın bizde diğer iki tanesinde var ama bu elimde rahat olsun diye bunu aldım. Bunların arkasında aslında hani zaten alışılagelmiş şekilde boyun asma bir aparatları var. Yani daha doğrusu bir askısı var. Bu askıyı rahat rahat hani boynunuzda taşıyabilirsiniz. Tabii bu çok da hafif bir şey değil açıkçası. Yani böyle kaba sabah ya da birazcık böyle büyük gözükebilir ama bunu boynunuzda taşıyabilirsiniz sonuç olarak. Şurada vizörümüz var. Burada vizörümüzün bir lastiği var. Bu vizör lastiği sizin gözünüze daha rahat oturmasını ve gözünüzden kaymasını engelliyor. Tabii bunun için herhangi bir fotoğrafçıya gidip de fotoğrafı tab etmenize gerek yok. Çünkü şöyle, mesela işte bu fotoğrafı şeyi çıkartalım içinden. Çıkarttıktan sonra şunu bir kenara koyalım şimdilik. Şimdi filmi çıkarttı tabii. Filmi çıkarttıktan sonra siz hani bu Polaroid'lerde şöyle bir şey vardır. Polaroid'de ilk filmi fotoğrafı çektikten sonra bu film beyaz çıkar. Neden beyaz çıkar? Bunun aslında baktığınızda bu filmin içinde belli kimyasallar var. Bu kimyasallar ilk başta fotoğraf çekildikten sonra bir beyaz olarak çıkıyor ama sonrasında havayla buluştuğunda, hatta şöyle bir hareket vardır. Böyle yaparsanız fotoğraf daha hızlı çıkar. Çünkü bir hava alması gerekir fotoğrafın. Ondan sonra yavaş yavaş belirir fotoğraf. Yani yavaş yavaş ortaya çıkar. Ve hani gerçekten de güzel fotoğraflar çıkartır. Hani biz vintage aşığıyız. Vintage aşığı olduğumuz için de bize karşı güzel fotoğraflar çıkarttığını düşünüyoruz Polaroid'in. Hatta bakın şuradaki yerde kağıttır ve kağıt olduğu için de buraya da hatta anılarımızı dahi yazabilecek durumda oluruz. Bu da güzel bir anıdır. Bunu sonrasında albüme koyarız bu fotoğrafları. Yani şöyle anlatmak gerekirse vintage fotoğraf seven insanlar, seven arkadaşlarımız bu fotoğraf makineleriyle, Polaroid'lerle, 780 modeliyle, başka modeller de tanıtacağız hatta. Başka modellerin de incelemelerini yapacağız. Bu fotoğraf makineleriyle anlık olarak güzel vintage fotoğraflar çekebilirler. Bu vintage fotoğrafları uzun süre saklayabilirler ki Polaroid'in bence en büyük özelliklerinden biri normal fotoğraflardan daha hızlı bir, daha yavaş bir şekilde solmasıdır. Normalde eski fotoğraflar biraz daha hızlı solar ama Polaroid'lerin içindeki o kimyasal tepkimeye neden olan kimyasallar fotoğrafın daha zor solmasını sağlıyor bence. Yani bunca zamandan beri çektiğimiz fotoğraflardan bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu sebepten de daha albümde daha güzel bir yer tutuyor. Hatta bunu artık günümüzde yani evde dekor olarak bile kullanılabiliyor. Asılıp hani bu şekilde asılıp da şeyde kullanılabiliyor. Yani kısacası hani Polaroid alıp da bu film fiyatını da göze alıp bir şekilde eğer şey yapmak istiyorsanız, hani böyle vintage fotoğraflar çekmek istiyorsanız Polaroid'ler bu konularda iyidir. Hani öneririz ama her şeyden önce artık koleksiyonluk olmaya başladılar. Çünkü yani artık bir cep telefonuyla bile çektiğimiz bir fotoğrafı uzun süreler saklayabiliyoruz. İşte dijital ortama aktarabiliyoruz, bilgisayara aktarabiliyoruz vesaire, üzerinde oynayabiliyoruz. Ama baktığınızda bu kadar kocaman bir fotoğraf makinesini gidip de yanımızda taşıyıp bu fotoğraf makinesiyle fotoğraflar çekip ondan sonra bu fotoğrafları saklayıp bu fotoğraflarla beraber kendi albümümüzü yaratmak çok daha zahmetli bir iş. Ama bu zahmete katlanmak da tabii bu işin zevki. Bu işin zevki olduğu için de biz Polaroid makineleri seviyoruz ve onları da koleksiyonumuzu gördüğünüz gibi hani farklı modellerimiz de var, dediğim gibi o farklı modelleri de ayrıca inceleyeceğiz. Ama bunları çok sevdiğimiz için bizim de koleksiyonumuzda tabii üçer üçer var bunlardan. Zor bulunan fotoğraf makineleri değil, onu söyleyeyim. Ama fotoğraf makineleri
makinesinin çalışıp çalışmadığını anlamanız biraz zor. Yani siz bu fotoğraf makinesini aldınız. Fotoğraf makinesini aldıktan sonra o anda satıcıdan bunun çalışıp çalışmadığını ancak denenmiş yerlerden öğrenebilirsiniz. Yani fotoğraf makinesini sizin elinizde şu filmden olması gerekiyor ki, yani böyle bataryalı, bayat olmayan bir film olması gerekiyor ki o anda anlık olarak deneyebilirsiniz. Tabii denedikten sonra bir tane fotoğraf çekeceksiniz. O fotoğraf 10 tane pozda ya da 8 tane pozda biraz ziyan olacak ama denemeye değer. Alacaksanız eğer bilinen ve mutlaka denenmiş yerlerden alın. Biz mesela işte Tontik Shop'tan alıyoruz bunları, koleksiyona katıyoruz. Onlar deniyorlar çünkü bunlar ellerinde var bu filmlerden. Deneme amaçlı olarak ellerinde var. Sonrasında işte satışa koyuyorlar vesaire. Baktığınızda koleksiyonluk bir parça olduğu için ve uzun süre sizinle beraber kalacağını düşünürseniz eğer aldığınız fotoğraf makinelerinin mutlaka hani denenmiş olduğunu ve çalıştığına emin olmanızı isteriz. Polaroid 780 hakkında aktarmak istediklerimiz bunlardan ibaret. Eğer makineyle alakalı bir şey sormak isterseniz, bir yorumunuz olursa bunları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve her şeyden önce bize destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki Vintage Teknoloji videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.